Merhaba, Artı Futbol'a hoş geldiniz. Bomba gibi bir ekiple futbol gündemi mercek altına alacağız. Artı Futbol'da Ahmet Akçan, Mehmet Yılmaz, Serdar Sarıdağ ve Ceyhun Eriş Artı Futbol'da bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş iyi yayınlar olsun. Sürprizlerle dolu bir haftayı geride bıraktık desek olur herhalde hocam. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray eski oyuncularının çalıştırdığı takımlara mağlup oldular. Biz çok değil Cuma günü Avrupa'yı konuşup lige yansımalarını konuşmuştuk. Galatasaray'ın Avrupa'da ne kadar iyi oynadığını, ne kadar uzun yol alabileceğini konuşmuştuk. Bugün tam tersini konuşacağız lig için herhalde. Evet. Aslında Avrupa'da ortaya konulan futbolun lige de yansıyacağını tahmin etmiştik. Hepimizin ortak fikriydi ki kamuoyu da böyle düşünüyordu ama ne diyelim, evdeki hesap çarşıya uymadı mı diyelim hocam? Şöyle diyebiliriz. Belki birçok kişi için sürpriz olabilir. Hafta sonu yaşanan, alınan sonuçlar benim için sürpriz olmadı. Bir, pandemi dönemine girdiğimiz andan itibaren zaten her ligde belki beklenmeyen bazı sonuçları görebiliyoruz. Bunun beraberinde getirdiği birçok zorluk var. Sakatlık bunlardan bir tanesi. Bir de çok iyi bildiğimi düşündüğüm bir konu da Avrupa Kupaları. Önemli rakiplerle önemli maçlarınız varsa futbolcularınıza hiçbir şey söylemenize gerek yok. Konsantrasyon, motivasyon dört dörtlüktür. Üç takımımızda sonuçlar birbirinden farklı bile olsa bence çok iyi oynadılar. Haliyle kaybeden Beşiktaş'ın bile o maç sonrası böyle çok büyük bir üzüntüsü yoktu. Haliyle iyi oynamanın, iyi sonuç almanın beraberinde getirdiği konsantre olmaktaki zorluk, zihinsel ve fiziksel yönden yorgunluk bu haftaki maçlara da yansır diye bekliyordum. Ve hepsinin de rakibi çok güçlüydü. Çünkü Aykut Hoca Fenerbahçe'ye karşı, Bülent Korkmaz Galatasaray'a karşı. İşte sonucu iyi olan takımlar kaybetti. İyi oynamasına rağmen sonucu çok iyi olmayan Beşiktaş, belki de kaybetmeye dakikalar kala ikinci yarı müthiş bir geri dönüşle maçı çevirmeyi başardı. Üç maç da çok ilginçti ama hiçbiri de sürpriz değildi bence. Galatasaray neden kaybetti? Buradan başladık aslında Ceyhun Eriş. Neydi kırılma anı sana göre? Neden geldi bu mağlubiyet? Şimdi öncelikle hocamın bütün söylediklerine hak vermek mümkün değil. Takım, üç takımla alakalı, Avrupa'da oynayan. Galatasaray, Lazio maçındaki temposunun yakınına bile yaklaşmadı açıkçası. Yani çok durağan, çok hareketsiz. Oyuna da öyle başladı. Oyunun devamında da öyle devam etti. O kadar, yani bir anda seviye buradayken, ben son programda da söyledim, Galatasaray, Lazio maçında seviyeyi buraya çıkarttı. Ligdeki beklentiyi de yükseltti diye ama bir anda lige dönünce tekrar Galatasaray seviyeyi alta çekti. Yani bariz sebepleri aslında coşkusunun olmaması. Hani maçtan sonra teknik direktör Fatih Hoca da hani biraz yorgunluktan gelen vurdu ama yani artık yorgunluğun mazeret olmaması lazım. Çünkü şimdi bu hafta da mesela hafta içi maçlar var, sonra haftaya bir daha kupa maçları oynanacak. Yani hem teknik ekibin hem oyuncuların artık buna hem mental hem fiziksel hazır olması lazım. Hani seviyeyi sürekli bir yerde tutacaksınız ki o seviyeyi oynamaya alışsın. Ama sürekli in çık bu ister istemez sonuçları da sirayet ediyor. Nitekim öyle oldu. Yani çok hareketsizdi. Mesela Lazio maçında ön tarafta Kerem, Halil, Morutsan çok hareketliydi. Bu maçta, lig maçında o hareketliliği hiç göremedik ne Kerem'le ne Halil'le. Yani göze batan tek bir oyuncu vardı. Bir şeyler yapma arzusunda olan Galatasaray adına. Çıkal daha uydu biraz. Onun haricinde yani Marcao'nun eksikliğini hissedecek mi Galatasaray stoper anlamında? Evet. Çünkü Nelson'la çok iyi bir uyum yakalamışlardı. Şimdi Luyendama'ya da baktığımız zaman o uyumu göremiyoruz. Luyendama daha... Onun da temposu çok düşük. Hata yapmaya çok müsait oyun oynuyor. Çok fazla toplu oynamaya çalışıyor. Çok basit hatalar yapıyor. Ama genel anlamda oyun temposu diyorum ben kendisi aslında. Çünkü Alanyaspor'un taktik değiştirdiği önceki haftadan belliydi. Yani Çağdaş Hoca zamanında topa sahip olan, geçiş oyunu oynayan bir takım değil de daha çok topu rakibe verip
savunan, hızlı hücumla pozisyon bulmaya çalışan bir takım. Bu belliydi ama Galatasaray o topa sahip olmuyor. O kadar yavaş, o kadar temposuz yaptı ki oyuna sonradan girenler hatta hani temposunu arttırmasını beklerken Efe Gulli de, Babel de, diğer oyuna girenler de o temponun artmasına bir türlü katkı sağlayamadılar. Nitekim de mağlubiyet oldu. Şey çok ilginç ama Fatih Hoca da maçtan sonra seyirciye göstermiş olduğu tepki. Yani bir 3 gün önce içeride oynadığınız çok iyi bir maç, çok iyi bir galibiyet var. 3 gün sonra içeride neden bu tepki oyunculara karşı, belli oyunculara karşı? Demek ki bir birikim. Özellikle hani Babel'e karşı çok fazla. Bu bile Ömer'e karşı. Ömer'e. Belirli başta oyunculara. Bu bile oyuncuyu psikolojik olarak düşürür. Tabii, takımı da etkiler. Tabii. Tabii. Yani zaten iki oyuncu haftasında olursa düşürür. Tabii canım. İki oyuncuyu düşürdüğünüz zaman o bir zincir gibidir. Yani evet. İki dişli gittin mi o zincir dönmez. Herkese sirayet eder. Ama genel anlamında çok uzatmayayım. Oyun temposu çok iç açıcı değildi Galatasaray. Galatasaray'da golcüler de eleştiriliyor aslında. Başta da Mustafa Muhammed. Ya Mustafa Muhammed hani ilk geldiğinde şimdi arasında dağlar kadar fark var ama bence bir özgüven problemi var. Bir gol, bir santrafor için gol çok önemli. Yani bir golü bir açılışı yapabilse daha farklı bir Mustafa Muhammed izleyeceğiz. Ama Galatasaray'da biraz önce Ceyhun da güzel söyledi onu. Trabzonspor maçından başlayan, çünkü ön taraf çok hareketliydi. Galatasaray'ın şu an çözüm ürettiği 3. bölge hareketli, gol atan, skor katkısı yapan farklı oyunculardan kuruluydu. Zaten Fatih Hoca'nın da bu kadroda aynı kadro üzerinde ısrar etmesi sebeplerinden bir tanesi kadronun hem genç ve dinamizminin olmasıydı. Bu maçta onu göremeyince doğal olarak Galatasaray takımı isteğini veremedi. Ben Galatasaray'ı içeride özellikle son Avrupa maçından sonra, Lazio maçından sonra bu kadar etkisiz bir hücum hattının olacağını hiç düşünmüyordum. Bu yorgunluk falan bir kenara tabii ki bunu bence Cevil'e katılıyor. Herkes oynuyor artık haftada 3 tane maç oynuyor. Bizim de artık buna hazır olmamız lazım. Bunu bahane olarak kullanmamamız lazım. Sakatlıkları bir tarafa bırakıyorum. Ama Galatasaray hücum hattında eğer problem çözemezse ki gireni çıkanı hiçbir katkı vermedi. Hani bu giren oyuncular zaten oyuna etki etmiyorsa ki lider vasıflı oyuncular bunlar. Eğer oyuna etkisini koyamıyorsa Galatasaray takımı bu sonucu alması çok doğaldır. Orta sahada alakalı Galatasaray takımında şu var. Genelde Taylan oynuyor. Taylan'da çok büyük bir performans düşüklüğü var. Bu net olarak görünüyor. Belki sakattır, belki farklı bir şey ama geçen seneyle arasında dağlar kadar fark var. Çıkaldı o elinden geleni yapmaya çalıştı ama Galatasaray takımı içeride bu kadar az pozisyona girdiği bir maç ben hatırlamıyorum. Özellikle Alanya Spor'da zaten sistemi belli. İkinci bölgeye çekilip oynayan bir kontrata dayalı bir futbolu var. Ve Galatasaray takımı hiç tehditkar oynamadı. Ya iç sahada oynuyorsun bir Kerem'in uzaktan bir şut, ona da pozisyon demeyeceğim. Çünkü o 25 metreden bir şut attı. Kaleci çok iyi çıkardı onu. Ben Galatasaray'ın çok fazla pozisyona girdiğini görmedim. Normalde bir Lazio maçı 3 gün sonra arasında dağlar kadar fark var. Şimdi Galatasaray'ın yediği gol ve orada yapılan eleştiriler var hocam. Bakalım isterseniz birlikte.